Ya uyumuyor işte, ağzımda maske yok. Açık söyleyeyim. Uyuyamıyor yani. Uyumuyor daha doğrusu. Yani Eylül-Ekim gibi yeni tedbirler gelebileceğini düşünüyorum açıkçası. İnsanlar yani rahatladık zannediyorlar ama kurallara uyulmuyor. Kurban Bayramı'nda yaşanan yoğunluk beraberinde dördüncü dalga riskini de getirdi. Bakalım Kayseri halkı bu konuyla alakalı neler düşünüyor? Muhtemelen çünkü nüfus fazla kalabalık. Herkes dışarıda olduğu için risk vardır. Çünkü herkes çok yakın. Birçok insan da maske takmıyor. Yani uyulması mümkün değil nüfustan dolayı, kalabalıktan dolayı. Çok yakınlar birbirlerine. Peki dördüncü dalganın önüne nasıl geçilebilir? Ya eskisi gibi daha sakin bir yaşamı seçersek olabilir. Başka türlü mümkün değil ki. Bir arada yaşarsak çok zor. Çok daha hızlı etki olacaktır yani, öyle düşünüyorum ben. Vallahi maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulursa bir şey olmaz. Ama öbür türlü gördüğünüz gibi hiçbir şeyde uyan da yok yani. Evet, getirir bence çok yani sık sıka. Şimdi kurallar uyulmadı. Maskeler falan genel olarak takılmadı. Denetim falan da sık olmadığı için yani tekrardan dördüncü dalga gelebilir yani. Peki ileri tarih için kapanma öngörüyor musunuz? Yani bu turistik sezon bittikten sonra kapanma öngörüyorum. Şu an için görmüyorum. Getirir tabii ki. Çünkü neden? Maske çoğu takmıyor. O yüzden. Sebep o. Bir de aşı olmayanlar var. Yani tedbirlere uyulmadı. Tabii ki, kesinlikle öyle. Peki dördüncü dalganın önüne nasıl geçebiliriz? Aşı olmak, maske, en çok hijyen. Sebep o. Yoksa biz hiç olmadık virüs. Çünkü kendimizi koruduğumuz için, aşımızı olduğumuz için öyle. Hiçbir şey olmaz. Mutlaka getirir. İnsanlar yani rahatladık zannediyorlar ama kurallara uyulmuyor. Toplu taşıma araçlarında şeyler yok. Elimizi yıkamak için insanlar daha çok alıyor şoförler. Halk otobüslerinde. Yani bunu tramvaylarda da yaşadık. Tek oturduğumuz zaman çok şey oluyoruz. Hakarete maruz kalıyoruz. Diyorlar ki bir sen mi oturacaksın? Hiç kimse hiçbir şekilde kurallara uymuyor maalesef. Yani getirir. Bence getirir. Bunu bizim valimizin, cumhurbaşkanımızın artı belediye başkanımızın bu yaşanan şeylerden haberi yok. Bazen bankalarda da görüyoruz. Kişilerin ağzında maske göremiyorsun. Getirir. Çünkü bayağı bir kalabalık. Kurbanlar da kalabalık oldu. Herkes bir arada kesti. İsterse memleket ben kaynaşıyor mecbur. Olmak zorunda bence öyle geliyor yani. Peki tedbirlere uyuldu mu? Ya uyumuyor işte, ağzımda maske yok. Açık söyleyeyim. Uyamıyor yani. Uyumuyor daha doğrusu. Uysak kadar olmaz daha. Tabii ki getirir çünkü yani insanlar daha dikkatsiz davranıyorlar. Görüyorsunuz zaten maske, mesafe kimse uymuyor yani. Bence getirir. Peki bunun önüne nasıl geçilebilir? Bunun önüne nasıl geçilebilir? İnsanların bir önceki durumdan ibret alarak yani bu durumu kontrol etmesi lazım. Maskemize, mesafemize uymamız gerekir. Bu şekilde. Yani Eylül-Ekim gibi yeni tedbirler gelebileceğini düşünüyorum açıkçası. Tam kapanma olacağını düşünmüyorum ama. Bence getirir. Kurallara uyan yok. Peki bayramda nasıl bir yoğunluk gözlemlediniz? Yani ne bileyim, herkesine yani aynı aile toplantıları, misafirler gene aynı devam ediyor.